Merhaba arkadaşlar, bitkilerde üreme konusuna geldik. Dediğim gibi anlatmayı en sevdiğim konu bitki biyolojisinde. Ee, bitkilerde üreme kısmı yine sorulma ihtimalinin yüksek olduğu kısımdır. O yüzden lütfen dikkatli dinleyin arkadaşlar burayı. Şimdi biz ilk önce çiçeğin yapısını ve işlevini göreceğiz. Daha sonra da üreme olaylarından sırasıyla bahsedeceğiz. Arkadaşlar, çiçekler bir e, bitkinin üreme yapısıdır. Yani üreme ile ilgili olan organlar çiçekte bulunur. Çiçek organları da işte sepal, petal, stamen ve karpel dediğimiz yapılar resepte kulum olarak isimlendirilen bir gövde kısmına bağlanmıştır arkadaşlar. Şimdi ben size şekil üzerinden onları bir göstereyim. E, teker teker dediğim gibi hani buraları okumaktansa şekil üzerinden göstermeyi daha çok seviyorum. O yüzden bu şekilde anlatıyorum. Arkadaşlar burada Çiçeğin yapısına baktığımızda bakın çiçeğin organlarının üzerinde bulunduğu kısma biz resepte kulum diyoruz. Resepte kulum. Çiçeğin e, bir çiçek sapı vardır. Daha sonra çiçek sapına bağlı iki tane veya daha da fazla olabilir yaprakçıklar vardır. Yeşil renklidir bunlar. Biz bunlara sepal diyoruz. Sepalleri en net olarak çilekte görüyorsunuz. Çileğin üstünde olan o yeşil yapraklar nedir? Sepallerdir. Onlar üremeye katılmadıkları için meyve oluşumuna da katılmıyorlar arkadaşlar. Yani e, üremeye katılmadıkları gibi meyve oluşumuna da katılmıyorlar. Çilekte özellikle söylüyorum tabii ki. O yüzden de dış kısmında koruyucu bir yaprak olarak bulunuyor arkadaşlar. Sepalin hemen içerisinde petal dediğimiz daha renkli olan hayvanları cezbeden yapraklar vardır. Bunlar çeşitli renklerde olabiliyor. Mor, işte beyaz, kırmızı, sarı gibi çeşitli renklerde olabiliyor arkadaşlar. Dediğim gibi en önemli özelliği e, hayvanları cezbetmesidir. Çünkü hayvanlar tozlaşmada önemli bir faktördür. Dolayısıyla onları çekmesi gerekiyor. Hele ki ee, üreme döngüsü tamamen hayvanlara bağlı olan bitkilerde bu e, petallerin renkleri çok daha farklı, çok daha çekici olabiliyor arkadaşlar. Bu arada sepal çanak yapraktır, çanak yaprak, petaller ise arkadaşlar taç yapraklardır, diğer bir isim ile. Daha sonra bir içeriye girdiğimiz zaman ne var? Burada da erkek organlar var. Erkek organ da iki kısımdan oluşuyor. Anter dediğimiz baş kısmı bir de filament dediğimiz filament dediğimiz sap kısmı vardır. İkisine birlikte yani erkek organa ne diyoruz? Biz stamen diyoruz. Bir de en iç kısımda daha korunaklı olarak bulunan karpeller vardır arkadaşlar. Karpel de dişi organdır. Ve üç kısımdan oluşur dişi organlar. Ee, ovaryum dediğimiz yumurta üretiminin gerçekleştiği kısım ayrıca döllenme de burada gerçekleşir. Stilus dediğimiz bir dişicik borusu vardır. Stigma dediğimiz bir de başçı kısmı vardır arkadaşlar. Veya dişicik tepesi dediğimiz kısım vardır. Tozlaşma stigma da gerçekleşir. Yani polenin gelip buraya konması gerçekleşiyor. Tozlaşma olayı budur arkadaşlar. Ee, döllenme olayları ise ovaryumun içerisinde gerçekleşiyor. Peki biraz daha detaylı olarak görelim. Mesela burada arkadaşlar e, üreme döngüsünden bahsettiğimizde şöyle bir üreme döngüsünü kısaca görelim, basitleştirilmiş bir şekilde. Tabii ki daha detaylısını da göreceğiz. Arkadaşlar burada e, anterlerden polen tanecikleri oluşturulur. Bu polenlerde tozlaşma sonucunda gelir, stigmaya konar. Stigmaya konduktan sonra dişicik borusu boyunca yani şurada stilus boyunca ne oluşur? Bir polen tüpü oluşur. Bu polen tüpünü polenin içerisinde bulunan iki tane çekirdek vardır. Bunlardan bir tanesi vejetatif çekirdek veya tüp çekirdeği. Diğeri de generatif çekirdek. Polen tüpünü vejetatif çekirdek oluşturur arkadaşlar. Polen tüpü gelir. Yumurtalığın yani ovaryumun bir açıklığı olan mikropil açıklığına kadar geliyor. Daha sonra generatif çekirdek buradaki polen tüpünün içerisine girer ve bir kere mitoz geçirir. Mitoz geçirince de iki tane sperm çekirdeği oluşur. Bu sperm çekirdekleri polen tüpünü takip ederek mikropil açıklığından içeriye girer. Bir tanesi içeride bulunan polar çekirdekleri döller. Bir tanesi de arkadaşlar ee, yumurtayı döller. Dölleme olayı gerçekleşti. Daha sonra zigot oluşur. Bu zigot arkadaşlar embriyoya dönüşür. Sporofit döl burada oluşuyor. Daha sonra bu sporofit döl büyüyüp gelişerek neyi oluşturacak? Tabii ki sporofit tohuma dönüşecek. Daha sonra bu tohum çimlenecek. Çimlendikten sonra da bizim olgun sporofitimiz oluşacak. E, ee, angiospermlerde sporofit döl gametofit dölden daha uzun süre sürer arkadaşlar. Yani sporofit döl daha baskındır. Bu arada gametofit sporofite baskındır. Şey pardon bağımlıdır. Gametofit sporofite bağımlıdır. Çünkü sporofitin üzerinde yaşar. Evet şimdi gelelim. Erkek gametofitin gelişimi. Yani burada polen nasıl oluşuyor? Mikrospor nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. Yine şekil üzerinden anlatacağım arkadaşlar. Şimdi erkek gametofitin gelişimine baktığımız zaman ee, polen tanelerinin oluşmasına bakacağız aslında burada Burada erkek organların başlık başçık kısmında arkadaşlar Mikrosporangium dediğimiz bir polen kesesi bulunuyor Bu polen kesesinin içerisinde ise ee, Mikrospor ana hücresi dediğimiz diploid mikrosporlar bulunuyor Veya mikrosporosit dediğimiz ana hücreler bulunuyor Bu hücreler iki en kromozomdur Daha sonra arkadaşlar bu iki en kromozomlu olan e, hücre mayoz bölünme geçirerek 4 tane haploid mikrospor oluşturuyor Yani en kromozomlu 4 tane hücre oluşturuyor Daha sonra bu 4 sporun her biri gelişmeye başlıyor Her biri gelişerek içerisinde 2 tane çekirdek bulunduran Bir e, görünüm haline alıyor arkadaşlar Ki biz buna ne diyoruz Erkek gametofit ya da polen diyoruz Peki polenin yapısında neler vardır Arkadaşlar polenin yapısında Şöyle yakınlaştırayım bir iç zar vardır. Hemen dışında da tırtıklı bir zar vardır. Şöyle tırtıklı. Bu tırtıklı zar olmayabilir, yapışkan olabilir. Farklı şekillerde olabilir. Şekli, türü özgüdür arkadaşlar. Polenin dış zarının şekli. Bu e, stilusa geldiği zaman, dişicik tepesine, stigmaya geldiği zaman daha iyi bir şekilde tutunmasını sağlıyor. Daha sonra generatif ve vejetatif çekirdekler vardır. Generatif çekirdek sperm oluşturacak olan çekirdektir. Yani döllenmeye katılacak olan çekirdektir. Vejetatif çekirdek ise diğer bir ismiyle tüp çekirdeği arkadaşlar. Bu da tüp oluşturarak işte mikropil açıklığına kadar gider ve yine döllenmeye tabii ki katkı sağlıyor. İşte bizim bir erkek gametofitin yani polen tanesinin gelişimi bu şekilde gerçekleşir. Gelelim bir dişi gametofitin gelişmesini arkadaşlar nasıl gerçekleşiyor, nasıl gelişiyor buna bakacağız. Şimdi bizim ee, bitkimizin içerisinde biliyorsunuz şöyle bir ne vardı yumurtalık dediğimiz ovaryum kısmı vardı. Yumurtalığın içerisinde tom taslağı dediğimiz bir yapı vardır. Arkadaşlar tom taslağında megasporangium dediğimiz megaspor ana hücreleri vardır megaspor ana hücreleri mayoz bölünme geçirirler ve mayoz bölünme sonucunda da megasporositleri oluştururlar. Megasporositler arkadaşlar 4 tane haploid hücredir. Mega, pardon megasporositler ana hücrelerdir. Mayoz geçirerek megasporları oluşturuyorlar. Yani yumurta hücrelerine dönüşecek olan hücreleri oluşturuyorlar. Bunlardan 3 tanesi küçüktür, bir tanesi büyüktür. O 3 tane küçük olan hücreler arkadaşlar. Onlar eriyerek kaybolurlar. Yaşayan bir megaspor vardır. Yani asıl yumurta olan megaspor vardır. Bu da daha sonra gelişecek. Şimdi o 3 tanesi neden ölüyor? İlk önce bunu açıklayayım. Şimdi sitoplazma bölünmesi dişilerde eşit olarak gerçekleşmiyor bu. E, hayvanlarda da geçerli bir durumdur. Sitoplazma bölünmesi eşit gerçekleşmediği için hücreler 3 tanesi küçük oluyor, bir tanesi büyük oluyor. Çünkü döllenme burada gerçekleşeceğinden embriyonun ilk zamanlarda beslenmesi de burada olacaktır arkadaşlar. Yani segmentasyon olayları bu yumurtada gerçekleşeceği için o yüzden yumurta daha büyük oluyor diğerleri kayboluyor. Peki yaşayan megaspor daha sonra ne gerçekleştiriyor? 3 kere mitoz geçiriyor arkadaşlar. 3 mitoz sonucunda da 8 tane hücremiz oluşuyor. Bu 8 tane hücrenin kutuplaşması gerçekleşir ve 3 tanesi mikropilin tam karşısına geçer. Antipot hücreleridir bunlar. 3 tanesi mikropil kısmına geçer. Bu üçünden ikisi sinerji hücrelerdir, Bir tanesi de yumurta hücresidir. Bir de ortada iki tane polar çekirdek bulunur. Döllenmeye katılanlar yumurta ve polar çekirdeklerdir arkadaşlar. Sinerjitler yumurtanın korunmasını sağlıyor. Ayrıca döllenmeye katkı sağlıyor. Yani döllenmenin de gerçekleşmesini sağlıyor. Antipot hücrelerinde tam olarak görevi bilinmiyor. Henüz açıklanmamış. Bu yüzden de arkadaşlar antipot hücrelerinin ne işe yaradığı henüz bilinmiyor. Bir de integument dediğimiz şu kısımlar vardır. Bunlar da tohum kabuklarını daha sonra oluşturacaklar. Evet işte dişi gametofitin ve erkek gametofitin gelişimi bu şekildedir arkadaşlar bakayım herhangi söylemediğim bir şey var mı megasporana hücresi dedik mikropilden bahsettik sinerjit kutup hücresi tamam bahsetmediğimiz bir şey kalmadı şimdi üreme hücresi oluştuktan sonra bu arada ben size döllenmenin sırasını yazayım yani bir bitkide üremenin sırasına baktığımız zaman arkadaşlar birinci sırada üreme hücresinin oluşumu vardır. Üreme hücresi oluşur. İkinci sırada tozlaşma gerçekleşir. Tozlaşma. Üçüncü sırada döllenme gerçekleşir. Döllenme. Dördüncü sırada tohum gelişir. Tohum oluşumu. Beşinci sırada da meyve oluşumu gerçekleşir. En son hangisi gerçekleşmiş? Meyve. O zaman ee, aşağıdakilerden hangisi bir bitki üremesi sırasında en son ortaya çıkan organdır veya en son ortaya çıkar diye sorulursa hangisi olacak meyve bir bitkide üreme sırasında en son ortaya meyve çıkar arkadaşlar çünkü meyvenin temel amacı tohumu koruma, korumaktır mesela elmanın tohumları içerisindeki çekirdeklerdir etrafında bulunan o etli kısım bizim yediğimiz kısım en son oluşmuştur nasıl oluşuyor tohum taslağı tohuma dönüşüyor. Geriye kalan işte taç yaprak, çanak yaprak bunlar da arkadaşlar meyveye dönüşüyor. Meyveye dönüşüyor. Yani meyve oluşumuna katkı sağlıyorlar. Tabi bazı meyvelerde katılmayabilir. Bazılarında katılabilir. Meyve oluşumunda zaten bunları söyleyeceğiz. O zaman meyve en son oluşuyormuş. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi gelelim tozlaşmaya. Nedir tozlaşma? Arkadaşlar polenin Anterden stigmaya taşınmasına biz tozlaşma diyoruz. Tozlaşma nasıl gerçekleşir? Suyla, rüzgarla ya da hayvanlarla gerçekleşir. Angiospermlerde genellikle hayvanlarla, özellikle arkadaşlar arılarla gerçekleşiyor. Arılar tozlaşmada bitkilerin üremesinde oldukça önemli bir yere sahip. Öyle ki arı popülasyonu yani arıların nesli tükense ee, bir süre sonra hayat durur gibi Hani söylentiler var ki Bence gerçekten de öyle olur Çünkü arılar tozlaşmayı gerçekleştirdiği için Bitkilerde meyve oluşumunun da temelini oluşturuyor O yüzden de arılar tabii ki Önemli e, canlılardır Tozlaşma eğer ki Aynı çiçekte gerçekleşirse Yani kendi poleni Kendini döllerse biz buna kendine tozlaşma Yani kendini tozlaştırırsa Kendine tozlaşma diyoruz Başka çiçekler arasında gerçekleşirse çapraz tozlaşma Şöyle düşünün bakın ee, şöyle kaba taslak bir bu ovaryum. Daha sonra şurada erkek organ. Şöyle bir tane daha çizelim. Şunlar şeyler olsun. Bunlar da taç, taç yapraklar olsun. Bir tane daha çizelim. Şu şekilde arkadaşlar. iki tane bizim çiçeğimiz var. Şimdi bu çiçeklere baktığımızda eğer ki bu çiçeklerde şuradaki polen gelip tekrar kendisindeki e, dişicik tepesine konuyorsa yani stigmaya konuyorsa biz buna ne diyoruz? Kendine tozlaşma diyoruz. Eğer buradaki polen gidip başka bir çiçeğin stigmasına konuyorsa o zaman da ne diyoruz? Çapraz tozlaşma diyoruz. Çapraz tozlaşma ve kendi tozlaşma bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi... Tozlaşma bittikten sonra hangi olay başlayacak? Döllenme olayı başlayacak. Döllenme olayını da yine ben şöyle şekil üzerinde göstermek istiyorum. Şimdi tozlaşma oldu. Tozlaşmadan sonra polen tanesi geldi stigmaya kondu. Daha sonra arkadaşlar polenin içerisinde bulunan tüp çekirdeği veya vejetatif çekirdek tüp oluşturmaya başlıyor. Biz buna e, vejetatif çekirdeğin çimlenmesi diyoruz, tamam mı? Çimlenme olayı diyoruz. Çünkü bir uzun uzantı oluşturur kök benzeri o yüzden çimlenme olarak da düşünebiliriz. Şimdi burada tüp çekirdeğini oluştururken e, tüpü oluştururken geliyor şurada mikropil açıklığı vardır bakın mikropil açıklığı. Bu mikropil açıklığına kadar uzar. Polenin içerisinde bulunan diğer çekirdek ise yani generatif çekirdek ise hemen polen tüpü oluşur oluşmaz polen tüpünün içerisine girer ve bir kere mitoz bölünme geçirir. Bu mitoz bölünme sonucunda iki tane sperm oluşur arkadaşlar. Bu spermler buradaki tüp çekirdeğini takip ederek yani tüpü takip ederek ne yapar? Mikropil açıklığından içeri girer. Mikropil açıklığından içeri giren spermlerden bir tanesi kutup çekirdeklerini döller. Bir tanesi de yumurtayı döller. Yani şöyle bir durum ortaya çıkar arkadaşlar. Şimdi kutup çekirdekleri yani polar çekirdekler. Polar çekirdek demek daha, daha iyi olur. Polar çekirdekler en artı en yani iki tane olduğu için İki en kromozom olarak düşünüyoruz. Bir tane de sperm çekirdeği geldi. Neyi oluşturur bu? Triploid. Triploid bir hücre oluşturur veya triploid bir çekirdeği oluşturur. Çünkü 1, 2, üç, 3, 3 en kromozomlu oluyor. Daha sonra bu triploid olan çekirdek büyüyerek ne oluşturuyor arkadaşlar? Besin dokuyu oluşturuyor. Besin doku. Besin dokunun diğer adı nedir? Endospermdir. Endosperm oluşturuyor. Bu endosperm daha sonra bitki çinlendiği zaman besin deposu olarak kullanılıyor. Sonra ikinci bir döllenme olayı gerçekleşir. Bu sefer de yumurta en kromozomlu ve yine en kromozomlu olan spermle döllenir ve zigot oluşur arkadaşlar. Bu zigot da gelişerek ne oluşturacak? Embriyoyu oluşturacak. Zigot ve pardon embriyo ve besin doku yani embriyo besin dokusunun içerisindedir ve çeneklere sahiptir. Çift çenekli veya tek çenekli. Bu tabii ki bitkinin çeşidine göre değişiyor arkadaşlar. Bu şekilde bizim embriyomuz oluştu. Yani döllenme olayımız gerçekleşti. İki kere döllenme olduğu için biz buna çifte döllenme diyoruz. Ve çifte döllenme sadece angiospermlerde yani kapalı tohumlu bitkilerde gerçekleşir. Bakın burada döllenme olayını yine göstermiş. Yumurtayla sperm dölleniyor. Burada da ee, polar çekirdeklerle yine sperm dölleniyor arkadaşlar. Çifte döllenme olayı gerçekleşiyor. Çifte döllenme olduktan sonra tohum oluşumu başlıyor. Şimdi tohum taslağı tohuma dönüşüyor arkadaşlar. Tohum taslağı tohuma dönüşüyor. Ovaryum ise o tohum taslağının etrafını çeviren yapı vardı ya bakın. Şurası bir tohum taslağı. Şu kısım hatta şurayı sileyim. Şu kısım arkadaşlar bir tohum taslağıdır. Tohum taslağının etrafını çeviren ise nedir? Ovaryumdur. Ovaryum ovaryum meyveye dönüşür. Tohum taslağı da tohuma dönüşür. Arkadaşlar bu tohum geliştikçe içerisinde protein, yağ ya da nişasta depolanır. Tabii ki bunlar çimlenme sırasında kullanılır. Veya biz bu bitkilerle beslenerek yine bu tohum işte proteinden, yağdan, nişastadan faydalanıyoruz. Bundan sonra endosperm gelişimi başlar. Arkadaşlar endosperm dediğimiz neydi? 3N kromozomlu olan triploid çekirdeklerin işte e, polar çekirdeklerle spermin birleşmesi sonucunda oluşan triploid bir yapıydı. Embriyodan önce gelişiyor bu genellikle arkadaşlar ve süt kıvamında çok hücreli bir hücre oluşturuyor bu. E, e sonucunda da işte çekirdekler arasında oluşan zarlar Stoplazmayı bölmelere ayırıyor böylece sıvı kütleleri arkadaşlar. Yani endosperm çok hücreli hale gelmiş oluyor. Böylece endosperm ne yapıyor? Bir süre sonra hücre çeperleri oluşturuluyor ve katılaşıyor. Mesela o patlamış mısır var ya. Patlamış mısırın beyaz kısmı, yani patlattığımız zaman oluşan beyaz kısım nedir? Endospermdir. Yine Hindistan cevizinin sütü Sıvı eti de katı endosperm örnektir arkadaşlar. Yani endosperm'ler genellikle bizim bitkilerde o yediğimiz kısımlardır. Olgunlaşan bir tohumda endosperm bulunmaz arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Yani burada bakın tohuma nasıl dönüştüğünü gösteriyoruz. Endosperm'in nasıl oluştuğunu gösteriyoruz. Burada pro embriyo daha sonra süspansör dediğimiz kısım var. Bazal bir hücresi var. Bu büyüyüp gelişiyor. Bakın şöyle çenekleri oluşturuyor arkadaşlar. Çift çenekli koteli çift kotiledonlu veya dikotiledon bitkimiz oluşuyor. Embriyomuz içerisinde bulunan sıvı da nedir? Endosperm sıvısıdır arkadaşlar. Embriyo gelişimine bakalım. Embriyo gelişimde zaten zigot ilk bölünmeleri gerçekleştiriyor. Daha sonra ee, iki tane hücreye ayrılıyor arkadaşlar. Bu iki hücreden terminal kısımda bulunan hücre embriyonun büyük bir kısmını oluşturuyor. Bir de şurada bakın göstermişiz süspansör dediğimiz bir kısım vardır. Bir de bazal hücre dediğimiz bir kısım vardır arkadaşlar. Süspansör denen hücre dizisini oluşturuyorlar. Daha sonra süspansör ana bitkiden ve bazı bitki türlerinde endospermden embriyoya besin maddelerinin taşınmasına yardım ediyor süspansör dediğimiz yapı. Eee bir de pro embriyo. Hani terminal hücrede birkaç kere bölünerek pro embriyo dediğimiz embriyo oluşturuyor. Sonra da da genç kotiledonlar yani çenekler oluşarak yeni bir embriyoyu oluşturuyor arkadaşlar. Böylece embriyonun oluşumu gelişimi de bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi Bizim için önemli olan burada şudur. Olgun tohumun yapısıdır. Nasıl bir yapıya sahiptir buna bakacağız. Arkadaşlar tohumun yapısına baktığımız zaman tohum bir tohum kabuğu içerisinde bulunan işte embriyodan oluşuyor bir de endospermden oluşuyor arkadaşlar. Şimdi besin kaynağı tarafından kuşatılan embriyo dormansiye giriyor. Yani uyku haline geçiyor. Uyku haline geçmesinin sebebi de enzimleri işte su kaybettiği için enzimleri çalışmıyor. Enzimler çalışmadığı için de doğal olarak uyku haline geçmiş oluyor arkadaşlar. E, metabolizması neredeyse durmuş hale geliyor. Biz buna baza metabolizma diyoruz zaten. Bir tohum çimlenmemiş bir tohum arkadaşlar baza metabolizma halindedir. Daha sonra etrafında bir e, tohum kabuğu tarafından kuşatılıyor. Hani integumentler demiştik ya vardı o mikropilin hemen yanında. O integumentler neye dönüşüyor? Tohum kabuğuna dönüşüyor. Burada eee Kotiledonların yapısına baktığımız zaman arkadaşlar kotiledonlar şunlardır. Bakın şu ikiye ayırdığımız zaman şu kısımlar kotiledonlardır. Kotiledonların tutulduğu yerin alt kısmına biz e, hipokotil diyoruz. Şöyle şekilde göstereyim. Bakın bunların tutulduğu şu kısma hipokotil diyoruz. Üst kısmına da arkadaşlar epikotil deniliyor. E, hipokotilin içerisinde Radikula ya da işte e, embriyonik kök dediğimiz kökle son buluyor. Daha sonra bunlar gelişerek büyüyerek tabii ki e, neye dönüşüyor? Köklere, gövdelere dönüşüyor arkadaşlar. E, kök sistemini oluşturan yapıya biz radikula diyoruz. Radikula bakın şu kısımdır. Sürgün sistemini oluşturan, genç yaprakları sürgün sistemini oluşturan yapıya da pulum pulumula evet bu şekilde daha kolay pulumula diyoruz arkadaşlar ee, tek çeneklilerde ve çift çeneklilerde farklı şekillerde olabiliyor bir mesela ödikot yani dikotile baktığımız zaman dikotillerde hipokotil dediğimiz yapı şurasıdır radikula dediğimiz hemen altıdır epikotil de arkadaşlar radikulanın ve hipokotilin hemen üstünde yer alan bir yapıdır. Bakın böyle sırasıyla epikotil, hipokotil, radikula olarak gösterilmiş. Kotiledonlar da çeneklerdir zaten. Çenekler ilk yaprakçıkları oluştururlar. Embriyodaki ilk yaprakçıkları oluşturur arkadaşlar. Tohum kabuğu bazılarında sert, bazılarında biraz daha yumuşak olabiliyor. Ee, böyle işte Monokotillerde genellikle mısır, buğday, çimen gibi monokotillerde arkadaşlar skutellum dediğimiz özelleşmiş bir kotiledon bulunur. Tek bir kotiledondur zaten bu. Bunlara biz özelleşmiş olarak skutellum diyoruz. Evet böylece e, tohumun yapısını da görmüş olduk. Şimdi tohumun çimlenmesi ve fide gelişimine bakalım. Buradan sonra zaten meyve yapısına bakacağız. Daha sonra da Eşeğsiz üremeden bahsedeceğiz arkadaşlar. Vejetatif üremeden bahsedip konumuzu bitireceğiz. Şimdi tohum çimlenmesi ve fide gelişimine baktığımızda yine şekil olarak göstereyim ben size. Dikotillerde ve monokotillerde çimlenme olayı farklı şekillerde gerçekleşiyor. Öncelikle çimlenme sırasında fotosentez yapılmaz unutmayın. Bitki depo edilen Endospermi veya endospermi yoksa arkadaşlar çeneklerde bulunan besinleri kullanır. Dolayısıyla fotosentez yapılmaz ilk yaprakçıklar oluşana kadar. Yaprakçıklar oluştuktan sonra zaten klorofil sentezi gerçekleştiği için ne yapacak? E, fotosentez yapmaya başlayacak. Besin dokusuna da artık ihtiyacı kalmayacak. Çimlenme sırasında kullanılan maddeler su, oksijen gibi maddelerdir kullanılmayanlar ise bakın bakın bizim için önemli olan kullanılmayanlardır. Toprak gerekli değildir. Mesela biz pamukta fasulyeyi rahatlıkla çimlendirebiliyoruz değil mi? Toprak gerekli değildir bu yüzden. Yine ışık gerekli değildir çünkü fotosentez yapılmaz. Karbondioksit gerekli değildir arkadaşlar çünkü fotosentez yapılmaz. O zaman ne kullanmıyormuş çimlenirken? Ee, karbondoksit, karbondioksit, ışık ve toprak gerekli değilmiş. Ee, çimlenme gerçekleşirken. Şimdi burada Dikotillerde arkadaşlar önemli olan kotiledonların toprak üstüne çıktığını bilmeniz lazım. Bakın kotiledonlar toprak üstüne çıkar dikotiledonlarda. Çift çenekli bitkilerde ve daha sonra bunlar kuruyarak düşerler. Genç yapraklar oluşuyorlar, gerçek yapraklar oluşuyorlar. Monokotillerde ise arkadaşlar kotiledonlar toprağın altında kalır genellikle. Toprağın altında kalıyor ve e, tek bir yaprak halinde yukarıya çıkıyor. Sonradan yeni yapraklar oluşmaya başlıyor. Unutmayın kotiledon, e, monokotillerde kotiledon yani çenek toprağın altında kalıyor. Dikotillerde arkadaşlar toprağın üstüne çıkıyor. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Çimlenme sırasında gerekli olmayan şeyleri de hatırlayın lütfen. Neydi? Işık, karbondoksit ve toprağa ihtiyaç yoktu. Şimdi gelelim meyve yapısına. Arkadaşlar meyvenin temel görevi neydi? Meyvenin temel görevi tohumu korumak ve tohumların yayılmasına yardım etmektir. Şimdi yumurtada e, tohumlar yumurta taslaklarından gelişiyordu. Yani tohum taslağından tohum gelişiyor. Ovaryum ise meyveye dönüşüyor. Meyveler değişik yapılarda olabiliyor arkadaşlar. Şimdi bu meyveleri yine şekil üzerinden gösterelim. Basit meyve dediğimiz zaman... Bir çiçeğin tek bir karpelinden yani tek bir ovaryumundan oluşan meyvelere biz basit meyve diyoruz. Bakın basit meyveye bezelyeyi örnek olarak verebiliriz. Ee, tek bir karpelden ya da kaynaşmış bir ta, birkaç tane karpelden oluşuyor arkadaşlar. Ee, burada ne oluyor bakın basit meyve oluşumu gerçekleşiyor. İşte limon, bezelye, yer fıstığı gibi örneklerimiz var. Agregat dediğimiz meyveler vardır Bunlar da bir çiçeğin birbirinden ayrı birçok karpelinden gelişiyor. Mesela nedir? Ahududu. İşte eee dut arkadaşlar. Yine bunlar nedir? İşte böğürtlen, çilek. Bunlar agregat dediğimiz me meyveye örnektir. Mesela karpelleri birden fazladır. Birden fazla olduğu için de bunlar bir araya gelerek agregat meyveyi oluşturuyor. Daha sonra bileşik meyve vardır arkadaşlar. Bileşik meyvede ise çok sayıda çiçeğin, çok sayıdaki karpelinden meydana geliyor. Bakın agregat meyvede tek bir çiçeğin birçok karpelinden oluşuyordu. Bileşik meyvede birçok çiçeğin birçok karpeli bir araya gelerek oluşuyor. İşte incir gibi, ananas gibi meyveler. Mesela ananas da şurada her bir bölme bir çiçektir aslında. Bir çiçeğin karpelidir her bir parça. Dolayısıyla birçok çiçeğin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Bir de yalancı meyve vardır. Yalancı meyve arkadaşlar ovaryumun dışındaki dokulardan gelişen meyvelerdir. Mesela elma gibi etli meyveler işte armut gibi etli meyveler buna örnektir. Ovaryum dışında birçok yapının katılmasıdır. Mesela ee, işte taç yaprakların, çanak yaprakların, sepalin, petalin katılması sonucunda oluşuyor. Arkadaşlar, elma. Dolayısıyla bu da yine yalancı meyveye örnek olarak görülüyor. Ya meyvelerin özelliği neydi? Tohumu korumak, tohumun yayılmasını sağlamak ve en son meyve oluşuyordu. Bunu da unutmayalım. Şimdi çiçekli bitkilerde eşeyli üremenin aşamalarını gördük. Gelelim eşeysiz üremeye. Arkadaşlar, bitkilerde eşeysiz üreme de görülür ve biz bitkilerde buna özel olarak vejetatif üreme diyoruz. Birçok bitki Parçalarını ayrılarak yani fragmantasyon dediğimiz yöntemle eşeysiz olarak çoğalabiliyor arkadaşlar. Bazı tohumlar da bu şekilde üretilebiliyor. Tohumların eşeysiz üretilebilmesine ise apomiksiz diyoruz. Burada döllenme olayı yok. Ee, direkt olarak işte tohum taslağındaki diploid bir hücre alınıyor. Embriyo oluşturuluyor. Daha sonra da tohum taslağı tohuma dönüştürüyor. Döllenme olayı olmadan biz buna apomiksiz diyoruz. Hani şey vardı ya deneysel partonogenes olayı vardı ya arkadaşlar onun gibi düşünebilirsiniz. Ee, apomiksiz olayı genellikle bitki biyoteknolojisinde kullanılan bir olaydır. Peki bitkide kendine döllekliği önleyen mekanizmalar vardır. Yani kendi kendine dölleme olayını önleyen mekanizmalar vardır. Nedir bunlar? Mesela sperm ve yumurtanın eee farklı zamanlarda oluşması. Yine arkadaşlar sperm ve yumurtanın uyum olarak birbirine uymaması, işte tozlaştırıcı hayvanın işte stigmasına poleni tozlaşmasını engelleyici mekanizmaların olması. Bu şekilde kendine kısırlık dediğimiz mekanizmalar olabiliyor ve bu mekanizmalar sayesinde de bitki çeşitliliği artırılmış oluyor arkadaşlar. Evet, gelelim şimdi vejetatif üreme şekillerine. Arkadaşlar vejetatif üreme şekillerine baktığımız zaman birincisi çelikle çoğalma. Ben bu çelikle çoğalmaya komşu çiçeği diyorum. Komşu çiçeği. Komşuda görüp beğendiğiniz bir çiçek var. Gidiyorsunuz hemen komşudan bir dal istiyorsunuz veya bir yaprak istiyorsunuz. Getirip onu köklendiriyorsunuz. Toprağa ektiğiniz zaman komşunun çiçeğiyle aynı çiçeği elde ediyorsunuz. Biz buna çelikle çoğalma diyoruz. O kestiğimiz kısımdan çelik ya da kalus diyoruz arkadaş. Kalus denen işte farklılaşmamış hücreler vardır. O hücrelerden oluşuyor. Çelikle çalma bu şekilde. Aşılama dediğimiz bir durum vardır. Burada da e, bitkilerin yani iyi özellikte olan bitkilerin birleştirilmesi olayıdır aslında aşılama olayı. Kök sistemini sağlayan bitkiye anaç bitki ya da stok bitki diyoruz. Bunun aşısına ise kalem aşısı diyoruz arkadaşlar. İnce bir daldır. İkisi birbirine bağlanarak hatta görmüşsünüzdür mutlaka videolarda falan denk gelmiştir. ikisi birbirine bağlanarak iyi özellikte olan bitkilerin birleştirilmesini sağlayan bir yöntemdir. Deney tüpünde klonlama veya biz buna e, doku kültürü de diyoruz. Doku kültürü yönteminde de arkadaşlar tabii ki laboratuvar ortamında gerçekleşen bir durumdur. Özellikle e, nesli tükenmekte olan bitkilerde kullanılır arkadaşlar bu nesli tükenmekte olan bitkiler yine gdo şeklinde üretilecek olan bitkilerde yani genetiği değiştirilen organizmaların üretilmesi şeklinde kullanılabilir dene tüpünde klonlama. Burada transgenik bitkiler üretiliyor. Gen aktarılıyor bunlara transgenik bitkiler üretiliyor. Bu bitkilerde ne yapılıyor? Çoğaltılarak eee Yeni bitkiler elde edilmiş veya daha iyi özelliklere sahip olan bitkiler elde edilmiş oluyor arkadaşlar. Deney tüpünde klonlamada. E, doku kültürü dediğimiz yöntem de şöyle bir yöntemdir. Mesela bitkinin henüz farklılaşmamış olan hücrelerinden hücreler alınır. Bunlar bir besi yerinde büyütülür ve yeni bitkiler elde edilir. Bu şekilde de doku kültürü yöntemi genellikle nesli tükenmek üzere olan bitkiler üzerinde kullanılabilir. Şimdi GDO yani genetiği değiştirilmiş organizmalar faydalı mıdır zararlı mıdır? Size bununla ilgili bir soru sormak istiyorum. Siz de tabii ki e, düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ama benim düşüncem şöyle. insandan insana değişir. Nasıl değişir? Çünkü bunu sonuçta biz kendi elimizle yapıyor muyuz? Evet. Eğer ben kötü bir özelliği ortaya çıkarmak istersem bir organizmanın kötü genetik özelliğini değiştirebilir miyim? Yani kötü yönde değiştirebilir miyim? Değiştirebilirim. Ve o bitkiyi ya da herhangi bir organizmayı zararlı hale getirebilir miyim? Getiririm. O zaman zararlıdır. Ama ben iyi bir özelliği ortaya çıkarmak için genetiğini değiştirirsem o zaman faydalı mıdır? Faydalıdır. Yani ben GDO'nun genetiği değiştirilmiş organizmanın Kişiye göre değiştiğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani elinde olan insana göre, insana göre değişir. O yüzden faydasını da zararını da bence o işlemi yapan insan verirler. Bu şekilde söylüyorum. Tabii sizin düşüncelerinizde merak ediyorum. Yazarsanız sevinirim. Böylece bitkiler düreme kısmını bitirmiş olduk. Sonraki videomuzda artık son videomuz olacak. Bitkilerin iç ve dış sinyalleri yanıtları. Yani kısaca burada aslında hormonlar işleyeceğiz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.